CHP'de gelen gideni aratmayacak. Şimdi sizlerle Özgür Özel'in geçmiş söylemlerine bakacağız. Balkan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1999'da Manisa'da serbest eczacılığa başladı. 2 sene sonra Manisa Eczacı Odası yönetimine, 4 sene sonra da Türk Eczacıları Birliği'ne girerek saymanlık ve genel sekreterlik görevlerinde bulundu. İlaçla ilgilenmek yerine sürekli mesleği dışındaki işlere soyundu. 2007'de düzenlenen ve ordu göreve pankartları açılarak darbe çığırtkanlığı yapılan Cumhuriyet mitinglerinde boy gösterdi. Gün gelecek, AKP halka hesap verecek sloganları atarak halkı galeyana getirmeye çalıştı. 2009 yerel seçimlerinde CHP'den Manisa Belediye Başkanı adayı oldu ama havasını aldı. Ertesi yıl Sağlık Bakanlığı, insanlar üzerinde yapılacak ilaç ve ilaç dışı klinik araştırmaları değerlendirecek etik kurulda ilahiyat fakültesi mezunu bulundurma zorunluluğu getirdi. Özel, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri sıfatıyla yaptığı açıklamada bu uygulamaya tepki göstererek, teolojik bir dünya görüşüne sahip ilahiyat mezunu bir üyenin atanmasıyla kurul raporlarının bilimselliğinin ciddi zarar göreceğini savundu. İslami değerleri olan mesafesini gözler önüne seren bu açıklama ona CHP'nin kapılarını ardına kadar açtı. 2011'de milletvekili seçilerek muradına erdi. Meclise girer girmez eşcinsel LGBT'lilerin haklarını savunmak temalı sempozyumlara katılarak homoseksüel, travesti ve lezbiyenlere destek verdik kendisi eczacı olduğu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu ilk soru önergesinde dönemin Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'den 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerine ilişkin çeşitli düzenlemeler yapmayı düşünüyor musunuz sorusunu cevaplamasını istedi. Akabinde Cumhuriyet mitinglerinde tanıştığı Mustafa Balbay'ın bir dönem sıkça kullandığı genç subaylar söylemini ağzından düşürmeyerek devletin askeri sırlarını fuhuş ve şantaj çetesi aracılığıyla sızdırmaktan yargılanan askeri personeline sahip çıkarak davanın hedefinde genç subaylar var dedi. Sonrasında CHP'nin cezaevi komisyonu üyeleri arasına girerek Veli Baba ve Nurettin Demir'le birlikte adam öldürmek, terör örgütlerine üye olmak ve bu örgütlerin silahlı silahsız eylemlerine katılmak gibi suçlardan cezaevinde bulunan Sözde gazetecileri masum göstermek için rapor hazırladı. Cezaevlerinde ziyaret ettikleri 36 Gezi Parkı tutuklusunun 30'unun serbest kalması üzerine CHP'li Veli Ağbaba'ya 2. Dünya Savaşı sırasında bini aşkın Museviyi Nazi soykırımından koruyan Oscar Schindler, Özgür Özel'e ise Schindler'in Musevi muhasebecisine atıfla İczak Schörn lakabı takıldı. Gazeteci görünümlü teröristlere, casusluk davası sanıklarına ve gezici vandallara destek için cezaevi cezaevi dolaşan özgür özel sıra vatan ve ecdat sevdalısı gençlere gelince aynı hoşgörüyü çok gördü. 2013 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 1071 Malazgirt Zaferi'nin 942. yıl dönümü sebebiyle 1071 gencin Malazgirt'te sabah namazı kılmasından rahatsızlık duyarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Tam bir ay sonra yeni andımız, müminim, sünniyim, inançlıyım, ilkem, sübyanları sevmek, hocalara hürmet, başbakana ömrümce biat etmektir şeklinde rezil bir paylaşımda bulunarak Müslümanlara çocuk istismarcısı birer sapık muamelesi yaptı. Ardından attığım tweet bir AKP eleştirisidir. AKP'nin yeni andı şeklinde hakaret kastı asla yoktur. Çarpıtma çabaları kasıtlıdır. Küçüklerimi sevmek cümlesinin karşılığı olarak yazdım diye kıvırdı. 2014'te ise kadın milletvekillerine sataştığı gerekçesiyle dönemin AK Parti Gümüşhane milletvekili Feramuz üstünden okkalı bir yumruk yedi. Özel'in aksiyon denemeleri bununla sınırlı kalmadı. Kılıçdaroğlu aleyhinde paylaşımda bulunduğu iddiasıyla meclisteki fotokopi görevlisinin odasını basarak bilgisayarına el koydu. 17-25 Aralık sürecinden itibaren zaman, taraf, samanyolu, bugün, Kanal Türk gibi FETÖ yayın organlarında adeta cirit attı. Gözaltına alınan FETÖ'cülerin ziyaretine koştu dikkat çekmek ve gündeme gelmek için o kadar çok çırpınıyordu ki o dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili olan Meral Akşener bile dayanamayıp Özeli haşarı çocuk diyerek fırçaladı. Özel tüm bu gayretlerinin karşılığı olarak 24 Haziran 2015'te CHP Grup Başkan Vekilliği görevine seçildi. Artık vurmak kırmak yerine söylemleriyle dikkat çekmeye çalıştı. 10 Ekim 2015'te İzmir'deki FETÖ PYD operasyonunda gözaltına alınan 25 kişiyi ziyaret ederek gözaltı görüntüleri hepimizin yüreklerini sızlattı, dedi. Cezaevindeki FETÖ'cüler Hidayet Karaca, Mehmet Baransu, Gültekin Avcı ve eski hakim Süleyman Karaçöl görüştü. MIT'in devlet sırrı niteliğindeki yardım tırlarını durduran ve istihbarat görevlilerini tartaklayan 5 üst rütbeli FETÖ'cüyle görüşmekte sakınca görmedi. 15 Temmuz'da ise meclise koşarak, FETÖ'nün hain girişimine ilişkin 15 Temmuz bizim mecliste yaşadığımız, her yönüyle şahit olduğumuz, ardından yaşananları bütün yargı süreciyle takip ettiğimiz, başarısız olmuş bir darbe girişimi tiyatro miyatro değil diyerek geçmişini temizlemeye çalışsa da 5 gün sonra verilen OHAL kararı için 20 Temmuz OHAL darbesi ifadesini kullanmakta sakınca görmedi. Kılıçdaroğlu'nun tankların arasından elini kolunu sallayarak geçtiğini görmezden gelerek orduya darbecilerin uçaklarını düşürün talimatı veren Başbakan Binali Yıldırım hakkında 15 Temmuz gecesini Ilgaz Tüneli'nde geçirdi şeklinde iğrenç sözler sarf etti. Baylok yazışmalarında FETÖ'cülerin kendisinden övgüyle bahsettiğini görmezden gelerek FETÖ'nün hainlerine direnen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a dil uzattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 yıldır baş yapan ve Baylok'u en çok kullananlardan biri olduğu için kırmızı listede yer alan doçent doktor Fatih Gürsul'un FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınması üzerine açıklama yapan Özgür Özel, ''Bizim tarlada her şey yetişir ama FETÖ'cü yetişmez.'' habitat uygun değil, büyümez, gelişmez bizim oralarda, dedi. Fuat Avni adlı FETÖ'cü köstebeğin korkma titre cümlesini Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tekrar etmekten çekinmedi. Özel sadece FETÖ'nün değil, HDP, PKK'nın da hoşuna gidecek söylemlerde bulundu. Hiç utanmadan herkes biliyor ki Kandil'de PKK unsurları kalmamıştır, dedi. PKK'nın vahşi Gara katliamı sonrası kimin öldürdüğü önemli değil diyerek PKK'nın mağarada alıkoyduğu 13 sivil için ha PKK öldürmüş ha Türk askeri anlamına gelecek sözler sarf etti. Sezgin Tanrıkulu ile Gamze Akkuş İlgezdi'nin Kobani'de öldürülen PKK'lı terörist Aziz Güler'in taziyesine katıldığı gün gibi ortadayken bir CHP'li terörist cenazesine katılıyorsa o CHP'linin de Özgür Özel'in de Allah belasını versin böyle bir yalan yok diyerek CHP'li vekillerin terörist cenazesinde gözyaşı döktüklerini inkar etti. Ardından HDP ile gönül ittifakımız var dedi. İnce'nin seçimi kazanması halinde Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif etmesi kadar doğal bir gelişmenin olmayacağını söyledi. DHKPC'li grup yorumun üyesi olan ve örgüt adına birçok eyleme imza atan Helin Böke'yi sanatçı olarak takdim etti. Sonra da Şırnak'ta şehit düşen jandarma ast subay Mustafa Kozağ'ın cenaze törenine katılarak herkes ağlarken etrafa gülücükler saçtı. Alevi asıllı Kılıçdaroğlu bile takiye yaparak oy toplamaya çalışırken 3. Köprü'ye Pir Sultan Abdal adının verilmesini isteyen Özel defalarca açıktan mukaddesat karşıtlığı yaptı. Müftülere nikah kıyma yetkisini veren yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. İsmail Kahraman'ın meclis başkanlığı sırasında başkanlık divanı duvarına asılan Ali İmran suresinin 159. ayetinin yazılı olduğu tablodan rahatsız oldu. Yetmedi. İsmail Kahraman'ın tuvaletindeki abdest devobosunu "Bu da meclis başkanının kendi abdest çeşisi." sözleriyle laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline getirmeye çalıştı. Meclis kürsüsünde 4-6 yaş Kur'an kurslarına eleştirerek okul öncesine verilen din eğitimini ortaçağ zihniyeti olarak yaftaladı. Bir din adamının ayet ve hadisler ışığında çıplaklığın yanlışlığını anlattığı sohbetine atıp yaparak pis dil hakaretinde bulundu. Taksim'de ezanı ıslıklayan layıkçı kadınlara sahip çıkarak ıslık yalanı büyük yalandır dedi. Anadolu'da komşusunun yaşam tarzına karışmayan, kendi içtiği iki dubleyi günah saymayan, yılbaşında oynadığı tombalayı günah saymayan bambaşka bir Anadolu Müslümanlığı anlayışı vardır şeklinde fetva vererek kendince içkiyi haram olmaktan çıkardı. Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk hutbeyi kılıçla okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar sözlerini çarpıtıp o koltukta oturup Atatürk'e lanet okumanın bedelini ödeyeceksin şeklinde sözlerle Erbaşa parmak salladı. Ayasofya Camii'nde gerçekleşen bir icazet töreninde konuşan Mustafa Demirkan hoca hakkında Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okudu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunarak andolsun ki bu ülkeyi yeniden bağımsız ve özgür kılan kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan hakaretlerin peşini bırakmayacağız sözleriyle intikam yeminleri sarf etti. Cennet mekan Sultan II. Abdülhamit Han'ın 5. kuşak torunu Nilhan Osman olduğunu eğer Atatürk olmasaydı sen mutlaka yine yaşardın. Ama hangi sarayın, hangi odasında, hangi kafesin altında dedenin, babanın uygun gördüğü, hangi paşanın kaçıncı karısı olurdun onu bir düşün diyerek bir hanımefendiye karşı terbiyesizleşti. Başkan Erdoğan'ın çocuklarını hedef alarak Bilal oğlandan günün sorusu Sümeyye şimdi bizim babamız Ahmet Davutoğlu mu olacak şeklinde rezil sözler sarf etti. Hafta sonu yapılan kurultayda CHP'nin 8. Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, yalanda en az Selefi Kılıçdaroğlu kadar mahirdir. İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör şeklindeki tweetinin yalan olduğunu ve çarpıcı olsun diye attığını itiraf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3,5 milyar dolarlık servetinin olduğunu iddia etti. Fakat Başkan Erdoğan'ın bu iddiayı ispatlayamazsanız alçaksınız, namustan yoksunsunuz sözlerine cevap veremedi. Bitmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı faşist Franco'ya benzeterek diktatör dedi. Saray rejiminin sonu geliyor. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar diyerek darbe imasıyla kendilerinden olmayan memurları tehdit etti. 2012'de hazırladığı tutuklu gazeteciler raporunda yer alan Dilşah Ercan hakkında CHP'nin gazetecisi başlığını atan yerli ve milli gazetelere dava açacaklarını açıklayarak bugün işlem yapılmazsa yarın seçimden sonra işlem yapılacak diyerek bu suçun zaman aşımı kapsamına girmeyeceğini söyledi. İBB'den haksız yere işten çıkarılan işçilere sahip çıkmak şöyle dursun, bütün asalakları kovduk diye hakaret etti. Toplumun sinir uçlarına dokunacak o kadar çok saçma sapan laflar edip önüne gelene parmak salladı ki Mahir Ünal, grup başkan vekilliği soytarılık yapma yeri değildir diyerek özele haddini bildirdi. Bu arada A takımını aldığı Selin Sayakböke ile CHP'de eş başkanlık çalışmaları yaptığı da herkes tarafınca biliniyordu. En başta da dediğimiz gibi mesleği eczacılık yerine sürekli başka işler peşinde koşan, ona buna hakaret eden, din diyanet karşıtlığına soyunan Özgür Özel sanki CHP'de başka adam kalmamış gibi adeta sırf Kılıçdaroğlu kendinden önceki bütün CHP liderlerinden daha başarısız ancak Kılıçdaroğlu'ndan sonra daha kötüsü gelecek diyen rahmetli Kadir Mısıroğlu'nu haklı çıkarmak için partinin başına getirildi. Özetle CHP'de gelen gideni aratmayacak.